Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Moraliniz nasıl? Umarım iyidir. Bu arada arkadaşlar bu video gerekirse 2x de izleyin. Ama videonun çoğunluk kısmını izlemeye çalışın. Çünkü bu video bayağı ciddi bir video. Yani bu konu daha doğrusu ciddi. Burada yasal işlem başlatılabiliyor telif konusuyla alakalı. Veya YouTube kanalınız kapanabiliyor. O yüzden dikkatlice izleyin ve çoğunluğunu izlemeye çalışın. Bugünkü videoda arkadaşlar size videolara telif atmayı göstereceğim. Yani herhangi bir YouTube videonuz vardır ve birisi çalmıştır. Sizin telif kısmınızda da bir şey çıkmamışsa manuel olarak telif atmanız gerekiyor. Ben de bugün sizlere bunu yapmayı göstereceğim. Bu arada bu ciddi bir konu. Eğer böyle bir şey yoksa yani teliflik bir olay yoksa sakın yapmayın bunu. Veya kesin olarak belirleyemiyorsanız. Çünkü kanalın kapanmasına kadar gidebilir bu yol. Zaten videonun videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Şimdilik kısa bir değineyim istedim. Bu arada eğer videoyu beğendiysen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Şimdi sizi bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar önce otomatik telif olayından bahsedeyim birazcık. Otomatik telifte arkadaşlar YouTube stü stüdyoya giriyorsunuz ve burada telif hakkı bölmesi var. Burada arkadaşlar teliflik bir video varsa buraya geliyor fakat bazı durumlarda da gelmiyor. YouTube bazen bunu ayırt edemiyor ve şans eseri sizin önünüze böyle bir video düşerse bunu da manuel yapmanız gerekiyor. Fakat zaten burada da bir video çıktı mı ilerleyen adımlarda manuel telife bağlanıyor. Yani ikisi de aynı nokta diye düşünebilirsiniz. Bu arada size bu telif hakkı sekmesi gelmeyebilir. Yeni kanal açtıysanız telif hakkı sekmesi ilerlerseniz geliyor. Yani ilerletirseniz İşleri birazcık daha ilerletirseniz geliyor. Hemen anında gelmiyor. Şimdi arkadaşlar manuel telif için YouTube'a giriyoruz. Hemen şöyle ben YouTube'u açayım sağ sekmede. Sonra buradan bir video seçmeniz gerekiyor. Örneğin arkadaşlar ben şurada pozitif bir sıra çok güzel hareketlerden seçeyim. Burada 3 noktaya basıyoruz ve buradan istersek bildire basabiliriz. İste istemiyorsanız arkadaşlar videoya girebilirsiniz. Çünkü videoya girmeden maalesef çok bir şey anlayamazsınız. Yani kapak resmi çalınmışsa da bu arada telif atabiliyorsunuz. Onu da zaten videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Şimdi arkadaşlar videoya girdiğiniz bu video teliflik bir video mesela. Sonrasında ise buradan 3 noktaya basıyoruz. Buradan bildire basıyoruz. Sonra buradan bir sürü kategori var. Burada haklarım ihlal ediliyor diye bir kısım var. Buraya bir kere basıyoruz. Sonra birini seçin. Buradan telif hakkı sorunu diyor. Buna basıyoruz ve ileriye basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Burada bize bir yazı gönderiyor. Yazıyı okuyup da videoya devam et diyor. Pardon, telif hakkı atmaya devam et. Çünkü burası gerçekten bayağı bir önemli. Kanalınız kapanabilir. Nasıl? Şurada altta yazıyor arkadaşlar. Hatalı hak taleplerinde bulunmayın. Yanlış bilgi gönderme gibi işlemlerde yayından kaldırma, ve formunun kötüye kullanılması hesabınızın askıya alınmasına neden olabilir veya başka yasal sonuçlara doğurabilir. Yani ya mahkemelik oluyorsunuz. Tabii ki bu mahkeme olayı da karşı taraf mahkeme açarsa oluyor. Ama bu şu şekilde oluyor formu gönderdiniz. Bu adam telif haklarını ihlal ediyor. Benim videomu çalmış ve o videonuzu çaldığınızı ispatlayamazsanız o zaman sıkıntı başlıyor. Burada tazminata kadar yolu var. Yani tabii ki bu mahkemeyle uğraşmak istenirse veya direkt YouTube kanalınız da kapanabilir. Yani bunun ciddi yaptırımları var. O yüzden buraya dikkat edin. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Burada istiyorsanız yukarıdaki şeyleri de okuyabilirsiniz. Diyelim bunları okudunuz ve gerçekten sizin videonuz çalınmış. Bunu nasıl halledeceğiz? Ve daha deminki telif kategorisinde de çıkmadı. Buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma isteği gönderine bir kere basıyoruz. Ve burada böyle bir sekme karşımıza geliyor. Bu arada bunun aynısını kanal telif hakkı sekmesinden şuradan telif hakkı sekmesinden yeni kaldırma isteğine basarak da bulunabilirsiniz. Yani aynı sekmeye denk geliyor. İkisi de aynı sekme oluyor. Burada ilk başta yapmamız gereken arkadaşlar kaldırılması istenen videolar. Buraya video ekleye basıyoruz. Sonrasında burada eser türü var. Burada video video ise video, şarkı, yazılım, poster. Bu arada poster kapak resmi, thumbnail oluyor. Canlı performans var, telif hakkı ile korunan logo ve diğer var. Biz videoyu ben şu anda videoyu gösterdiğim için videoya basacağım videoya basıyorum ve buradan alt kategori YouTube kanalımdan yasal temsil temsilcisi oldum. başka bir YouTube kanalımdan kanalından pardon veya YouTube dışından ben şu anda YouTube kanalımdanı seçiyorum. Kendi YouTube kanalımız için telif atıyoruz çünkü. Sonra buradan at, videomun URL'si yani kendi videomun URL'si. Ben hemen buraya rastgele bir video video yapıştıracağım şimdi. Burada kimse sanılan cinayet üstünden bir tane yapıştırdım. Karşıma direkt o çıktı YouTube'da ve onu direkt kopyaladım. Ben şu anda gerçekten yapmıyorum. Çünkü gerçekten yaparsam cidden yasal süreç başlayabilir. O yüzden şu anda size göstermek için yalnız buraya kendi videonuzun URL'sini yapıştırmanız gerekiyor. Sonra hakkı ihlal edilen içeriğin konumu. Buradan seçiyoruz. Buradan videonun tamamı mı? Yoksa hani 5. saniyesinden başlayıp 25. saniyesine kadar mı ihlal etti? Buradan zaman konumlarından da başlangıç ve bitiş olarak seçebilirsiniz. Diyelim ki benim videomun tamamı ihlal edildi. Yani direkt adam kopyalamış hiçbir şey atmadan. Direkt benim videomu almış. Sonra kaldırılacak videonun YouTube URL'si. Biz bunu vermiştik ve buna ctrl -C yapıyorum ve CTRL-V yapıyorum. Sonra ihlalin bulunduğu yer buna basalım. Burada da videonun tamamı diyelim. Burada eğer küçük resminizi almışsa yani thumbnail'i buradan thumbnail'e de özel küçük resme de bas basabilirsiniz. Sonra boşluğa tıklayayım ve bunu listeye pardon videonun tamamı olsun. Bunu listeye ekleye basıyorsunuz ve aşağıdan işlemlere devam ediyoruz. Ben şu anda basmıyorum çünkü bende böyle bir durum yok şu anda. Sonra bir aşağı inelim arkadaşlar. Burada etkilenen taraf kendim mi şirketim mi şirket yani şirketsiniz şirket olabilir, kendinizsiniz kendiniz. Ben buradan kendimi seçiyorum. Telif hakkı sahibinin sahibinin adı. Buraya kanal adınızı girebilirsiniz. Burada da şöyle bir ibare çıkar. Diyelim ki gerçekten telif oldu. Karşı kanala buraya ne yazdıysanız. Diyelim ben Ahmet Nail Gündüz yazacağım. Yazayım. Ahmet Nail Gündüz tarafından size bir telif atıldı gibi bir şey yazıyor. Yani buraya genelde arkadaşlar kanal adınızı yazmayı unutmayın. Ben şimdi Ahmet Nail Gündüz yazacağım. Burada telefon numarası yazmanız gerekiyor. Kendi telefon numarası yazmanız önemli. Youtube bazı konularda sizinle iletişime geçebilir. Burada e-posta zaten burada direkt girilli oluyor. Burada isterseniz ikinci e-postayı yazabiliyorsunuz diyebiliyorum. Sonra sağ üstte geldiğinizde telif hakkıyla korunan ili, içerikle olan ilişki zorunlu diyor burası. Burada örneğin kendi videom yazabilirsiniz. Benim videom, kanalımın videosu, videom. Burada birçok seçenek var. Bunlardan birini yazabilirsiniz. Sonrasında burada ülke, açık, açık adres, şehir, eyalet veya il ve posta kodunu eksiksiz ve doğru bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bir aşağı adımda, adıma geçebiliyoruz. Şöyle bir aşağı inelim arkadaşlar. Burada planlı ve standart var. Yani açık konuşmak gerekirse iyimser ve daha az iyimser olan seçenek. Yani 7 gün önce 7 gün öncesinden bildirim gönder. Eğer bunu seçerseniz arkadaşlar karşı tarafın YouTube stüdyosuna da olabilir, mailine de olabilir. Bir bildirim gönderiliyor. İçeriği kaldırman için sana 7 gün veriyorum yoksa otomatik olarak kaldırılacak gibi bir seçenek. Diğeri ise arkadaşlar standart hemen kaldırılmasını iste. Bu da anlayabileceğiniz üzere hemen kaldırılmasını istemek. Yani kısmen daha az iyimser olan taraf ve bir aşağısına gelecek olursak kopyalar kısmı bu videoların mevcut ve gelecekteki kopyalarının YouTube'da gönderilmesini önle. Bu arkadaşlar işaretlemeniz gereken bir seçenek olabilir. Yani beni tekrardan uğraştırma YouTube. Ben bu işlemi bir kere yapayım. Yani bunu işaretleyebilirsiniz. Sonrasında ise altında yazanı da işaretleyin arkadaşlar. Bu da önemli. Kaldırmasını istediğim içeriğin dünya çapında haklarına sahip olduğumu onaylıyorum. Ve bu seçeneği işaretleyerek devamını okuyabilirsiniz. Ama bence işaretleyin bunu da. Sonra arkadaşlar bir aşağı iniyoruz. Ve burada üçünü de işaretleyin. Zaten bu üçünü işaretlemeden telif atamazsınız. Bu üçü zorunlu. Sonra imza diyor. Burada da zaten sağında açıklaması yazıyor. İmzanız resmi kimliğinize belirtildiği şekliyle adınız ve soyadınızdan oluşan tam adınız falan yani tam yasal adınızı içer içerdiğinden emin olun falan diyor. Yani mesela benim şu anda Ahmet Nail adım ve Gündüz soyadım olduğu için ben buraya Ahmet Nail Gündüz yazacağım. Siz de buraya adınız ve soyadınızı doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu videoda doğruyu çok vurguladım. Çünkü bu ciddi bir işlem. O yüzden bunların hepsini doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunları doldurduktan sonra da arkadaşlar burada gönder sekmesi var. Göndere basıyorsunuz ve işleminiz bu şekilde oluyor. Gönderdikten sonra da arkadaşlar kanal telif hakkı bölümünde burada video kaldırma istekleri bölümünde burası boş olmayacak tabii ki. Burada video kaldırma istekleri bölümünde o video çıkacaktır. Yani işaretlediğiniz video ve burada sağında bir olay çıkacaktır. Bunu maalesef şu anda size gösteremiyorum. Çünkü ben bende daha hiç başıma gelmedi. Ama buradan ekran görüntüsü falan bulursam gösteririm. Orada çözüme ulaştırıldı yazdığında arkadaşlar telifiniz başarıyla gerçekleştirilmiş oluyor. Ve telifiniz atılmış oluyor. Karşı tarafın büyük ihtimalle videosu kaldırılmış oluyor. Kısacası arkadaşlar telif atma işlemi bu kadardı. Evet umarım bu video sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Bu video arkadaşlar biraz ciddi bir video. Daha doğrusu telif kategorisi, telif sözcüğü bile ciddi bir olay. O yüzden bu videoyu dikkatlice izleyin arkadaşlar. Gerçi bunu videonun sonunda söylemem de biraz saçma oldu. Sanırım başına da eklerim veya galiba yeniden başına çekeceğim videonun. Çünkü ben bu videonun önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın. please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts i pop off when i hear people say i cannot i get off to the thought of proving everyone wrong i won't stop to the top so you better back off and get lost I'm